Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii tüm Samsunlu hemşerilerimize, Samsun seven taraftarlarımıza tekrar Samsun'da olup işte basın toplantısına katılan siz basın mensupları arkadaşlarım, ben güzel bir selamla merhaba demek istiyorum. Geçen Çarşamba günü Samsun'a geldik, testlerimizi yaptırdık ve Perşembe gününden itibaren de zamanlarımız devam ediyor. 18 Temmuz'da maçlar oynanacakmış gibi kendimizi, takımımızı bu süreç içerisinde hazır tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun süre verdikten sonra tekrar antrenmanlarla buluşmak bizi çok mutlu etti. Çünkü artık futbol yaşam biçimimiz haline geldi. Tabii Samsun'da dönemin içerisine girdik. Allah hem yardım ederken hem de işte çok kısa bir süre içerisinde işte 6 puan geriden gelip 10 puan öne geçip taraftarlarımızla aslında işin keyfini çıkarmaya da başlamıştık. Ve planlamalarımız Nisan ayının başında maçlarımızı, kalan maçlarımızı kazanıp Nisan ayının başında şampiyonluğumuzu matematiksel olarak garantilemek ve ondan sonraki süreci de keyifli bir şekilde devam ettirerek ligi tamamlamak istiyorduk. Hep söylediğimiz bir güzel bir olay, bir hayalimiz vardı. 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarımızla buluşup keyifli bir şekilde şampiyonluğumuzu tutacağız diye ortaya hedef koymuştuk. Tabii maalesef yüzyılda bir dünyamızın başına gelen çok olağanüstü bir durumla karşılaştık. Ve maalesef bu beklentilerimizi gerçekleştiremedik. Ama sonuçta Allah'ımıza şükrediyoruz. Tabii ki sağlık olduktan sonra her şey oluyor. Biz yeter ki sağlığımızı koruyalım ve taraftarlarımızdan da yine rica ediyorum ben. Özellikle Samsun Spor olarak suistimallerden ya da işte kurallara uyulmamaktan dolayı işte hastalanıp Allah muhafaza iş biraz daha büyüyüp de başka yerlere gitmesini istemiyoruz ve daha evvel de dile getirmiştim. Yani Samsun Spor taraftarı olarak bir kişi eksilmek istemiyoruz. Bu beklenti şey koymuştuk. Dolayısıyla telefonla beraber şöyle taraftarlarımızdan şey tekrar bunu özellikle şeyde göster. İstiyorum. Yatı telefon. Telefonunu yatırsana sen. Dedim abi, araya girme istiyorsan. Dedim abi. Duyuyoruz seni dedim abi. Dolayısıyla kurallara uyalım. Daha henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin, bilim adamlarımızın bu önerilerine harfiyen riayet edelim. Devam edelim. İşi çok güzel bir yere getirmişken tekrar başa dönmeyelim. Burada özellikle halkımızdan, taraftarlarımızdan biraz daha hassas olmalarını istiyoruz. Sonuç itibariyle sağlığımız olduğu sürece biz yine maçlarımızı kazanmaya devam ederiz. Daha sonrasında işte kutlamalarımızı da yaparız. Yeter ki bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkalım. Bu sebeple yeniden toplandık ve antrenmanlarımızı başladık. Tabii ki federasyonumuzun 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin bazı çalışmaları var. Bunlarla alakalı tabii sizler de haber alıyorsunuz. Yaklaşık 10 gün önce işte yine yapılan bir toplantı sonrasında bizden liglerin geleceğiyle alakalı, planlamayla alakalı işte alternatif tercihler içerisinden ne istediğimizi öğrenmek istediler. Tabii ki biz başlarda, yani bu salgın sürecinin başında ligler iptal edildikten sonra açık konuşuyorum. Liglerin oynanmasıyla alakalı ciddi bir isteğimiz vardı. Çünkü hakikaten güzel bir yerdeydik.
herkesin, sporla ilgilenen herkesin, taraftarından yöneticisine, futbolcusundan çalışanına, herkesin üst düzey bir motivasyonu vardı. Çünkü çok güzel gidiyorduk. İşte seriye bağladık. Her maçımızı içeride dışarıda kazanıyorduk. Ve sonrasında da önümüzde bizim maçları oynamamız için de çok önemli motivasyon sebeplerimiz vardı. Kaynaklarımız vardı. İşte bir tanesi ikinci liglerde puan rekoru kırmak. 13 maç üst üste Beşiktaş'ın 1959-60 sezonunda kırdığı üst üste kazanma rekorunu önce egale edip sonra kırmak. Bununla beraber işte ikinci yarı oynamış olduğu bütün maçları kazanarak sezonu tamamlamak. Buna benzer tabii hedeflerimiz vardı. Sonuç itibariyle tabii bu hedeflerimize ulaşmak için maçları oynamayı çok istiyorduk. Fakat gelinen noktada şunu gördük ki hakikaten bizle beraber aslında işte 89 takımdan neredeyse 80-81 tanesinin tamamen yaşanan süreçten dolayı motivasyonun kaybolduğunu görüyoruz. İşte önce 12 Haziran'a, ondan sonra 12 Haziran'dan yaklaşık 36 gün gibi çok böyle hani anlaşılamayan bir mesafeye ligler atıldı tabiri caizse. Dolayısıyla bu bizim de motivasyonumuzda bazı sıkıntılar ortaya çıkardı. Sonrasında tabii biz alternatif kararlar içerisinden tercihimizi bildirdik ve inanıyoruz ki önümüzdeki hafta içerisinde, şunu da söyleyeyim, eğer federasyon liglerin oynanmasıyla alakalı bir karar alırsa da şunu herkes şöyle bilsin ki biz yine çıkarız. İşi bıraktığımız noktadan devam ettiririz ve bu rekorları kırarak da işin sonunu getiririz. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Önümüzdeki hafta Futbol Federasyonu muhtemelen kulüplerin bu kararlarını göz önünde bulundurarak liglerin geleceğiyle alakalı bir karar verecektir. Yani federasyon, işte oluşan durum, salgın sürecinin geldiği nokta, işte kulüplerin federasyonun yayınlamış olduğu sağlık öneri protokolüne uyup uyup noktasındaki yeterliliklerini göz önünde bulundurarak, artı Temmuz'un 18'inde birçok ikinci ve üçüncü lig kulübünün gece maçı oynayamayacak olmasında göz önünde bulundurarak çok doğru ve doğru olurken de tabii önümüzdeki sezonun gidişatını da etkilemeyecek çok güzel bir karar alacağını biliyoruz. Bu karar ya ligin oynanmasıyla alakalı olacaktır ya da işte oynanmayıp tescil edilmesiyle alakalı olacaktır. Şunu her fırsatta dile getirdik. Tabii kimse mağdur olmasın burada. Kimsenin hakkı zayi olmasın. Herkes oynayarak, işte maçlarını oynayarak nerede olacaksa, ne gibi bir durum ortaya çıkacaksa bununla yüzleşsini istedik mutlaka, ama tabii farklı gelişmeler olayı farklı boyutlara taşıdığı için ben şuna inanıyorum. Federasyonumuz oturacak. İkincilik ve üçüncülüklerin geleceğiyle alakalı nasıl Süper Lig ve birincilikle alakalı bir karar aldı ve uygulamaya da başladı. İkinciliklerle de alakalı en doğru kararı alacaktır mutlaka. Biz federasyonumuzun alacağı her karara saygı göstereceğiz ve onu bir şekilde oynayın derse maçlarımızı yine eski motivasyonumuzla oynayacağız. Oynamayın, işte tescil edildi, Samsunspor şampiyon oldu derlerse de şu anda tabii şampiyonluğumuzu çok da abartmadan kutlamaya başlayacağız. O yüzden federasyonumuzun önümüzdeki hafta bekliyoruz. Tabii ne zaman alırlar bunu da bilmiyoruz. Ortada bir belirsizlik var gibi görünse de ben önümüzdeki hafta böyle bir kararın federasyon tarafından alınabileceğini, alınması gerektiğini de bekliyorum. Çünkü halen birçok takım antrenmanlara başlamamış belirsizlikten dolayı. Takımlarını toplayamamış. Yani 22 Haziran, 23, 25 Haziran belki olabilir kararın alınması. Bir aydan daha az bir süre kalıyor. Yaklaşık 3 hafta gibi bir süre kalıyor. 3 haftalık bir süre içerisinde de takımların toparlanıp tekrar sezona hazırlanması da çok kolay bir iş değil.
bu bütün bu verileri önlerine koyacaklar ve doğru bir karar alacaklardır. Buna inanıyoruz biz. Tabii bu süreç içerisinde bu belirsizlik maalesef birçok takımında önümüzdeki sezonla alakalı planlamasını, organizasyonunu, beklentilerini ve hedeflerini yönlendiriyor ve etkiliyor olumsuz olarak. Fakat taraftarımız şundan emin olabilir ki biz Samsunspor olarak kesinlikle her türlü durum karşısında çalışmalarımızı çok iyi bir şekilde yapıyoruz ve önümüzdeki sene sanki birincilikte oynayacakmış gibi transfer çalışmalarımızı, sezon planlamamızı, kamp programlarımızı hepsini organize etmiş durumdayız. Tabii ki daha evvel şöyle söylemde bulunmuştum ben. Birçok defalarda dile getirmiştim. İşte futboldur bu. Futbolda biz bu işi bitirdik. İşte matematiksel olarak iş bitmeden konuşmak çok doğru olmazı hep defalarca dile getirmiştim. Ama gelinen nokta itibariyle şunu yapma zorunluluğu ortaya çıkardı bu salgın süreci ve oluşan takvim. 18 Temmuz'u biz maçı oynamaya başlarsak yaklaşık Ağustos'un 22'sinde sezonu bitiriyoruz. Eğer ligi birinci bitirirsek. Ondan sonraki playoff'ları oynayacak olan takımın da 5 Eylül'de ligi bitireceğini düşünürsek önümüzdeki sezonun planlamasıyla alakalı ortada gerçekten böyle bir zaman sıkıntısı oluşuyordu. O yüzden biz tabii ligdeki konumumuz, durumumuz, avantajımızdan dolayı birincilikle alakalı çalışmalarımızı daha erken başlatmak zorunda kaldık. Ve yine söylüyorum, taraftarımız hiç endişe etmesin. Transfer çalışmalarımız, kamp planlamamız ve bizi önümüzdeki sene birinci ligi oynarsak Süper Lig'e taşıyacak organizasyonumuzu tam anlamıyla çok düzgün bir şekilde yapıyoruz. Tabii bu çalışmalar çok yoğun geçiyor. Bu yoğunluk içerisinde başkanımız Yüksel Yıldırım, Mustafa Erkanat, yönetimimiz Veysel abi, genel menajeri Mustafa Aztopal, idari menajer Yücel Hoca, scout ekibimizle ve teknik kadromuzla çok uyumlu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. O yüzden ben burada bütün bu emek veren başkanımızdan, menajerimize, scout ekibindeki arkadaşlarımıza, teknik kadrodaki arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte gerçekten çok fedakarane bir şekilde çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde bizi önümüzdeki sene başarılı kılacak bu planlama içerisinde daha güzel bir konuma getirmek için herkes canla başla çalışıyor. Bundan dolayı ben hem onlara teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçler yaşanırken hep şunu düşündüm ben ve her fırsatta da Allah'ımıza şükür ettim. Çünkü yani bugün bu süreç yaşanırken Allah göstermesin biz geride de olabilirdik. Manisa FK'nın arkasında da olabilirdik. İnanın bu süreç çekilmezdi. O yüzden hep yanımızdaki arkadaşlarımıza da söylüyorum. Tabii ki sıkılıyoruz. Maçlar ne zaman başlayacak diye işte hep böyle böyle zaman zaman serzenişte bulunuyoruz ama sonucunda hep şunu da ön plana alın diyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün 10 puan öndeyiz ve çok büyük avantaj içerisindeyiz. Dolayısıyla bizi işte bu süreci böyle rahat rahat geçirmemizi sağlayan ben özellikle futbolcu kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların emekleriyle, onların mücadeleleriyle bu takım 10 puan öne geçti ve bu konumdayız. Artı bir teşekkürü de tabii ki taraftarımıza etmek istiyorum. Onların desteği, onların yardımı olmasaydı biz 6 puan geriden gelip 10 puan öne geçemezdik. O yüzden eğer bugün böyle çok rahatlıkla federasyonun vereceği kararı böyle nasıl olursa olsun biz hepsine uyarızı böyle çok rahat söyleyebiliyorsak burada futbolcu kardeşlerimizin ve taraftarlarımızın da çok önemli rolü var. Her iki gruba da ben sizlerin huzurunda bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımızın ayaklarına sağlık, taraftarlarımızın da ağzına ve emeklerine sağlık.
Ben genel anlamda bunları söylemek istiyorum. Şu anda takım içerisinde çalışmalarımız anlamıyla devam ederken herhangi bir sakat futbolcumuz yok bir defa. Yani işte birkaç oyuncumuz vardı. Muhsin'in bir sakatlığı vardı. Onunla beraber işte Oğuz'un bir sakatlığı vardı bileğinde. O da tamamen iyileşti. Muhsin tamamen iyileşti. İki arkadaşımız Bünyamin ve Okan Dernek, onlar da sahaya çıktılar. En azından yeşil sahada doktor ve fizyoterapist eşliğinde bir taraftan tedavileri devam ederken diğer taraftan da yavaş yavaş takımın içerisine girmeye başladılar. O açıdan da çok mutluyuz. Böyle keyifle antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bunun yanında şimdi sorularınız olacaktır mutlaka. Soruları da cevaplayalım ve ondan sonra hep beraber işimize bakalım. Hocam. Evet. Sen, buyur Selçuk abi. Yok fark etmez. Selçuk abi, Selçuk büyüksün sen herhalde. Çok benden bir yaş büyük. Benden bir yaş büyük hocam. Büyükse Selçuk'tan başlayalım. Evet o zaman büyükten başlayalım. Peki merhaba hocam. Evet. Birkaç sorum var ama tabii ağırlıklı olarak transfer hocam sorularımız. Neden derseniz az önce siz de ifade ettiniz ya, nasıl olsa 10 puan öndeyiz. Yani maçları oynasak da oynamasak da şampiyon biz olacağımız için biz de açıkçası kafamızda bu sezonu bitirdik ve önümüzdeki sezona yönelik artık görüşüyoruz. Şimdi transferle ilgili hocam görüşmeler başladı mı? Birebir oyuncularla görüşmeler başladı mı? Bunun dışında bir de bizim kiralıktan dönecek oyuncularımız var ki aslında önemli isimler. Onur Eriş, Erhan Kartal, Muhammed Beşir ve Enes İslam İlkin. Bunlarla ilgili bir planlamanız var mı? Bir de gideceklerle ilgili siz kafanızda isimleri netleştirdiniz mi? Teşekkür ederim. Şimdi tabii transfer edeceğimiz oyuncularla görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Bazı oyuncularda sona yaklaştık ve çok önemli bir mesafe kaydettik. Bunu yapmak zorundayız çünkü biz eğer maçlar oynanmazsa 14 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Tabii ki aklımızda da şöyle bir düşünce var. Yeni sezonun işte en erken Eylül'ün başında ya da işte arada 3 ve 6'sında milli maçlar olduğunu düşünürsek ya Ağustos'un sonu Eylül'ün başında başlayacak ya da 12 Eylül'de başlayacak. Yani takvime baktığımızda iki tarih ortaya çıkıyor. Biz Eylül başı gibi başlayacak gibi düşünürsek 14 Temmuz'da sezon hazırlıklarının ilk etabına başlayacakmış gibi programımızı yaptık. Yerimizi ayırttık ve sonrasında da tabii ikinci etap çalışmalarımızda yine şehir dışında devam edecek. Yani Samsun'da olmayacağız. Bu açıklamayı yaparken bir bilgi daha vermek istiyorum. Federasyon önümüzdeki hafta içerisinde inşallah karar verirse biliyorsunuz tesislerimiz bizim ki ben çok iyi biliyorum çünkü 89'da Samsun Spor'a transfer olduğumda itfaiyenin oradaki tesisiymiştim ben. Burası yoktu. 90 yılında açıldı ve 90 yılında bu tesise açan oyuncuların içerisinde ben de vardım. Şöyle bir baktığımız zaman 30 yıl olmuş. 30 yıl içerisinde tabii çeşitli revizyonlardan geçmiş, işte çalışma olmuş ama hakikaten tesisimiz lokasyon olarak, konum olarak, işte bir tarafında göl, bir tarafında deniz, diğer tarafta mer tırmağı olan çok güzel bir yer ama artık eskimeye başladı ve bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz biz. Dolayısıyla hemen tesiste güzel bir çalışma başlatıp tesislerimizi üst düzey standarda, yani Allah izin verirse biz sene birincilik oynayacağız, sonrasında Süper Lig'e çıkarsak Süper Lig'de de taşıyabilecek, ihtiyaçlarımıza karşılık verebilecek düzeyde, standartta bir tesisine getirmek için sağ olsun başkanımız direktif verdi ve çalışmalara hemen başlanıp sezon başlamadan bitirilmek kaydıyla da burada çok yoğun bir çalışma olacağı için uzun bir süre Samsun'da olmayacağız. Çalışmalarımıza şehir dışında devam edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir planlama içerisinde
14 Temmuz'da sezona başlayacakmış gibi bir yaptığımız zaman bugün 18 yaklaşık yani 18 28 yani 20 23 24 gün gibi bir zaman var. Yani bu süre içerisinde transferlerin birçoğunu tamamlayıp onların da bizim aramıza katılmasını sağlamak istiyoruz. Çok kolay bir şey değil çünkü ülke içerisinde maçlar devam ediyor. Yani Süper Lig ve PTT Lig maç, birincilik maçları devam ediyor. Yurt dışına baktığımız zaman da yurt dışında da birçok ülkede maçlar devam ediyor. O yüzden tabii sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntılı süreç içerisinde biz ihtiyacımızı görecek oyuncularla görüşmelerimizi başlatıyoruz. Sağ olsun Mustafa Aztopal bu konuda çok yoğun çalışıyor ve hemen hemen birçok oyuncuyla da işi belli bir seviyeye getirmiş durumda. O yüzden işin bu tarafı böyle. Gideceklerle alakalı tabii hep beklentimiz şuydu. Eğer maçlar oynanırsa kalan 6 maçta bazı oyuncularımızla alakalı tabii sezonun bundan önceki kısmında yeterli süre ve yeterli kanaate varamadığımız bazı oyuncuları 6 haftada görürüz ve ona göre de sezon sonu itibariyle kararımızı netleştiririz diye bir beklentimiz vardı. Ama şayet maçlar oynanmayacaksa bu planımız da suya düşmüş olacak. Dolayısıyla biz de bu kardeşlerimizin işte Enes İslam, Onur, Erhan, Muhammed, Berat var ve bu kardeşlerimizle alakalı kararımızı sezon başlamadan önce vermek zorundayız. Onunla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Bunları özellikle söylemek istiyorum. Enes de, Onur da, Erhan da, Muhammed de, Berat da. Bu kardeşlerimizin bu sezonki performanslarını zaten takip ediyorduk biz. O performanslar eşliğinde bilgimiz ve ekibimiz eşliğinde kararımızı vereceğiz. Bazıları aramızda olacak, bazıları olmayacak. Ama futbolun doğasında olan şeyler bunlar tabii ki. Bu sorunuza böyle cevap vermiş olayım. Teşekkür ederiz. Hocam, Salim Yıldız, Samsun Medya Grubu'ndan. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'la İstanbul'da bir araya gelmiştiniz. Bir güzel balık restoranında. Evet. Bayağı da bir keyifli sohbetiniz olmuş. Orada biz Başkan Yüksel Yıldırım'la yaptığımız bir röportajda, yine canlı görüntü görüşmemizde, Ertuğrul Hoca sizle arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. İşte ben hocama işte şu bölgede oyuncu alalım, bu bölgede oyuncu alalım. Ertuğrul Hocam bana dedi ki hani ben senin gibi başkan ilk defa görüyorum başkanım diye. Bir espriyle bir sohbetiniz olmuş herhalde. Alacak oyuncu sayımızla gidecek oyuncu sayısının arasında bir eşlenme olacak mı hocam? Yani kaç oyuncu transfer etmek planlıyoruz? Şöyle tabii, ben bu soruna şöyle cevap vereyim. Yani bizim sezon planlaması içerisinde oyuncu sayımız zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. İşte 3 tane kaleci, bunlara bir tane de genç kaleci ekliyoruz biz. Genç kaleciyle beraber işte altyapıdan katılacak oyuncuların da rakamı önemli burada ama işte hani belli mevki, her mevkinin bir tane daha böyle en az onun kadar kaliteli alternatifinde düşünürsek yani 24-25 kişilik bir kadro bizim için yeterli oluyor sezonun tamamlanması açısından. Bunların içerisine işte arada iki tane genç altyapıdan, iki tane daha, dört tane falan altyapıdan oyuncu bu kadronun içerisinde olabiliyor. O yüzden şöyle bir gerçeğimiz var. Biz yaklaşık 7 ya da 8 tane oyuncu alacağız. Başkanımız tabii çok istekli, çok arzulu. Hiçbir yerde boşluk bırakmak istemiyor ama kendisine şunu çok açık ve net bir şekilde söyledim. Takımımızda gerçekten değerli oyuncular var. Hatta geçtiğimiz sezon, bu sezonun biz gelene kadarki de gerçek performansını ortaya koyamamış, kendini ifade edememiş, performansı alt seviyede kalmış birçok oyuncuyu biz geldikten sonra hep beraber gördük ki performansları gerçekten çok belirgin bir şekilde. Bazı işte taraftarlarla zaman zaman görüşüyorum, yolda karşı karşıya geliyoruz. Mesela bizden önce eleştirdikleri, yerden yere vurdukları oyuncuları bizden sonraki performanslarına baktıkları zaman hakikaten hayretler içerisinde kalıyoruz dediler. Dolayısıyla böyle de oyuncularımız var bizim. O yüzden özellikle ligin ikinci yarısında
üst düzey performans ortaya çok iyi arkadaşımız var. Başkanımıza şunu söyledim ben. Ya başkanım, şundan emin olabilirsin. Biz senin paranı, biz senin paranı, kendi paramızı nasıl koruyorsak, ona nasıl sahip çıkıyorsak hiç merak etme. Ondan daha hassas bir şekilde koruruz. Yani şunu artık ortaya koymak lazım. Samsun Spor işte bundan önceki dönemde böyle çok astronomik rakamlar vermiş olabilir ama bundan sonraki süreçte transferde akıllı ve daha ekonomik davranmak zorunda. Ve işte görüşmelerde, yaptığımız görüşmelerde Samsun, Mustafa Aztopal'da bu konuda çok hassas davranıyor ve gayet dengeli bir şekilde işi devam ettiriyoruz. Ve şunu da yapmamaya çalışıyoruz. Eğer elimizde faydalanabileceğimiz, önümüzdeki sene bize hakkı sağlayacak bir oyuncu varsa da bunu görmemezlikten gelip de o oyuncunun yerine başka bir oyuncu transfer edip de ekonomik olarak gereksiz bir harcama içerisine de girmeyi düşünmüyoruz. Yani bu oyuncularımıza biz bakarız. Ligin başlamasına yaklaşık kamp dönemi 14'ünde başlayacak. 2 aylık bir süreç olacak. O süreç içerisinde her oyuncumuzu görmeye ve performansını değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasında da eğer bir ihtiyaç hasıl olursa bunu zaten hep beraber değerlendirip ona göre başkanımızdan yeni isteklerimiz. Bunu yapmayacağız. İşte hani şöyle biraz daha açık tabir edeyim. İşte 3 tane güzel pantolonum varken, ceketim yokken bunlara uyacak. Yani gidip ceket almayıp 2 tane daha pantolon aldırmayacağız başkanımıza. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bu yapılmış burada. Belli mevcut oyuncular yığılmış. Diğer mevcutlara bakıyorsun. Bir tane oyuncu bulamamış. Dolayısıyla böyle bir savurganlık içerisinde olmayacağız. Ama tabii ki başkanımızın bu konudaki heyecanı, isteği, koyduğu büyük hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığı açıkçası bize güç veriyor ve bizi rahatlatıyor. Bunu da açıkça söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam müsaade ederseniz. Buyur abi. Şimdi doğal olarak baktığımız zaman profesyonel takımlar genelde işte hep transferleri ön plana atarlar. Tabii siz Samsunspor'la anlaşmanızda uzun vadeli 5 yıl gibi bir süreçte anlaştınız. Bu süreçte Samsunspor'un altyapısına sizin bakışınız nasıl? Yani sonuçta siz tepedeki insansınız. Aşağıdaki takımlardaki oyuncuların size uyum sağlaması gerekir. Aşağıyla koordinasyonunuz, orayla ilgilenmeniz şu anda ne durumda veya nasıl olmasını istiyorsunuz? Evet. Hepimizin bildiği gibi bu sıkıntılı süreç içerisinde birçok takım ekonomik sıkıntı yaşarken, ülkenin ekonomisinde sıkıntılar yaşanırken sağ olsun başkanımız Yüksel Yıldırım büyük fedakarlık yaparak bir tarafta altyapı inşaatı, yani orada çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Yeri gelmişken ben tabii oradaki yerle alakalı, araziyle alakalı bize destek olan, yardım eden belediye başkanımız Mustafa Demir'e ben bir kere daha sizin aracılığınızda teşekkür etmek istiyorum. Artı orada yine o olayın gidişatında destek olan valimiz Osman Kaymağ'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla bu teşekkürleri o değerli insanlar hak ettiler ve onların sayesinde bu işlerde bir nebze başlamış oldu. İlerleyen süreçlerde tabii ki desteklerini daha arttırarak devam ettireceklerine ben yürekten inanıyorum. Çünkü Samsunspor hepimizin ve şehrimizin en önemli markası. Samsunspor ne kadar iyi olursa burada Samsun'da yaşayan herkes, Samsun'u yöneten herkes o derece mutlu olacak, gururlanacak. Dolayısıyla herkesin bu takıma sahip çıkması çok önemli. Ve ben belediye başkanımızdan, Mustafa Demir'den, Sayın Mustafa Demir'den ve yeni gelecek gelen valimizden de bu konuda Samsunspor'a desteklerini çok her geçen gün arttırarak devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Dolayısıyla altyapıda inşaatımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor ki ben Samsunspor'la anlaşırken
işte anlaşma döneminde konuşurken benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesiydi. Altyapı organizasyonu. Yani eğer biz burada uzun vadeli bir proje içerisinde buraya geldiysek benim bir Türk antrenör olarak şunu yapmak zorunluydu. İşte burada gelip kendi bilgimizi, tecrübemizi, futbola ait, hayata ait sahip olduğumuz değerleri hem A takımdaki oyunculara hem altyapıdaki oyunculara aktarıp Samsun Spor'u bir yerden bir yere getirebilmek ki bu amacımızı, hedefimizi çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduk zaten. Bunun yanında da eğer Samsun Spor Süper Lig'de oynarken altyapıdan 5 tane 6 tane oyuncuyu biz kadromuzun içerisine koyamıyorsak ben bu işten keyif almam ve Süper Lig'de oynamamızın da bir şey ifade etmeyeceğini söylemiştim. Bu yüzden altyapısı benim olmazsa olmazlarımdandır. Şöyle gittiğimiz her kulübe bir bakın. İşte Kayseri Spor'dan, Beşiktaş'a, işte Bursa Spor'dan, Eskişehir Spor'a çalıştığımız her kulüpte altyapıyla çok yakından ilgilenmiş ve altyapıdan oyuncuları A takıma çıkararak Türk futboluna sunmuşuzdur. Bir yerli antrenör olarak tabii ki bir tarafta taraftarımızın beklentisine cevap verecek saha içi başarısını ortaya koymak zorundayız ama en az onun kadar önemli bir görevimiz de altyapıdan oyuncu yetiştirip A takıma çıkarmak ve Türk futboluna hediye etmektir. Bizim görevlerimizden bir tanesi de budur. Bu doğrultuda biraz evvel de söyledim. Altyapı öncelikle tabii ki bize yakışmayan bu altyapı tesislerinden, tesis de diyemiyorum çünkü maalesef üzülerek. Bu burada futbol yetişmeyeceğini 3 yaşındaki çocuk bile bilir. Dolayısıyla başkanımızla bunu paylaştık. O da zaten vizyonu açık bu konuda ileriyi çok güzel bir şekilde görebilen bir insan olarak bir ortak kararla acilen altyapı testlerini başlattık ve geçen gün Batı Park'a gittiğimde inanın gözlerim yaşardı. Yani bir baktık orada sahanın çimleri böyle çıkmış. Belki 15-20 gün sonra futbol oynanabilecek seviyeye gelecek. Tesis çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani binanın yapımı ona da başlanıp inşallah tahmin ediyorum sahalar bitti. Hani biz demiştik Ağustos ayının başında sahalar bitecek. Tesis de inşallah Ocak ayında bitip ondan sonra orada yavaş yavaş çalışmaya ve üretime başlayacağız. Orada altyapıdaki idari yapılanma, teknik yapılanma da tüm hızıyla devam ediyor. Orada başkanımız, yöneticimiz... Daha doğrusu hocamız, o tarafını sormuştum. Güzel hocamız teknik da... Teknik yapılanma ile ilgili sizin belli bir projeleriniz vardır tabii. Onları altyapı hocalarıyla beraber ya şöyle tabii, görüşüyorsunuz mu? Tabii yukarıda A takımın teknik direktörü olarak tabii ki yapılan her işle alakalı bilgi sahibi oluyorum ama... Yani şunu açık söylemek zorundayım. Bizim önümüzdeki sene tamamen odaklanmamız gereken ki belki de Samsun Spor tarihinin dönüm senelerinden bir tanesi olacak. Yani önümüzdeki sene tamamen konsantrasyonumu, enerjimi ve tüm motivasyonumuzu bu takımı birincilikten Süper Lig'e nasıl çıkarırız'a yönlendirmek istiyorum. O yüzden orada da tabii inandığımız, güvendiğimiz işte Yücel Uyar gibi benim de hocalığımı yapmış, takım arkadaşım da olan ve kendi Samsunlu, uzun yıllar altyapı organizasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda hem altyapı organizasyonları içerisinde bulunmuş, hem antrenör gelişimiyle alakalı ciddi çalışmalar yapmış. Bir hocamız, büyüğümüz var. Onlar bir tarafta Mustafa Astopal, işte yeni alınan bir kardeşimiz var, Gökhan kardeşimiz. Onlar tabii oradaki organizasyonu bizim de bilgimiz ve kontrolümüz eşliğinde devam ettirecekler. Ama şunu ben kendilerine de söyledim. Ben tabii bu ilgiyi gösteririm ama önümüzdeki sene zamanla alakalı, orayla ilgilenmeyle alakalı bana biraz izin verin ve ben tamamen enerjimi bu takımı birincilikten Süper Lig'e nasıl çıkarırız ona yönlendirmek istiyorum diye zaten fikrimi ve beklentimi kendilerine ifade ettim. Ama hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Orada gerçekten çok güzel ve çok ciddi bir organizasyon gerçekleştiriliyor.
altyapıyla alakalı da söyleyeceklerimiz bunlar. Hocam şunu da ekleyebilir miyim? Genk'te bir altyapı çalışmamız var. Şimdi bir Ajax modeli konuşuluyor ama ikinci bir kulüp var mı bu şekilde? Şu anda öyle bir görüşme olmadı. İşte oradaki yapılanma tamamlandıktan sonra önümüzdeki seneyle alakalı ve bundan sonrasıyla alakalı nasıl bir organizasyon olacak? Bana sorarsanız bir Samsun Spor ekolü oluşturmamız gerekir bizim. Altyapıyla alakalı. Onların hepsi zaman içerisinde oturulup, tartışılıp uygulamaya geçecek şeyler. Bir gelişme olduğu zaman da dile getiririz. Teşekkür ederim. Evet. Ben yine sorabilirim ama hocam. Sor o zaman. Kimse soru sormak istemedi. Şunu sormak istiyorum hocam. Şu anda üst lige bakıyorum, TFF 1. Lige neredeyse 6-7 takım Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Haliyle bunlardan bir 3-4 tanesi kalacak. Süper Lig'den de şu anda Kayseri, Ankara Gücü, Malatya, Konya gibi kulüplerin düşme ihtimali var. Önümüzdeki yıl bu yıla oranla daha çetin bir TFF 1. Lig'i bekliyor musunuz hocam bizim de dahil olmamızla birlikte? Ya tabii ki bekliyorum. Şöyle işte çıkacak takımlar, çıkamayacak takımlar mesela baktığımız zaman hakikaten bu sene çok önemli yatırımlar yapmış takımlar var. İyi kadrolar kurmuş takımlar var. Tabii ki Süper Lig'den düşen takımların önümüzdeki seneyle alakalı oradaki ekonomik durumları, kullanmaları nasıl olacak onu kestirmek mümkün değil. Bu sezon çıkamayıp da önümüzdeki sezon tekrar birincilikte oynayacak takımların önümüzdeki seneyle alakalı motivasyonları nasıl olacak, yapılanmaları nasıl olacak bunları kestirmek mümkün değil. O yüzden şöyle bir tabii gerçekle de yüz yüzeyiz. İşte bugün ligler tescil edilirse öbür taraftan Bandırma, buradan Samsun Spor çıkacak. Diğer taraftan da playofflar oynanacak. İşte Manisa'nın avantajlı olduğunu görüyoruz ama öbür taraftan Sancaktepe'nin, Hekimoğlu Trabzon'un, hatta İnegöl'ün, Tuzla'nın, Sakaryaspor'un, Kastamonu'nun hepsinin de ciddi yatırımları var birçok takımın orada. Yani o çıkacak takımın da ben sonraki sene birincilikte iddialı olabileceğini düşünebilirim yani. Mesela Manisa FK çıkarsa önümüzdeki sene bu şeye bizim gibi onlar da devam edebilir birincilikte. O yüzden önümüzdeki senede çok ciddi bir lig, eğer haftaya tescil edilir de şampiyon olursak önümüzdeki sene bizi çok zorlu bir lig maratonu bekliyor. İşte bu futbolun şakasının olmadığını, her zaman favorilerin kazanmadığını, işi önde bitirmediğini en iyi bilen kulüp biziz, öyle değil mi? Geçtiğimiz sezon başladık, hayal kırıklığı, çok büyük yatırımlarla. Bu sene başladık, yine hayal kırıklığıyla devam ettik. Allah yüzümüze güldü. Sonradan işi çevirebildik. Ki işte çok kolay olmuyor. Yani ikincilikten bile çıkmak çok kolay olmadı. O kadar yatırım yaparak, para harcayarak. Birinci ligin ne kadar zorlu geçeceğini hep beraber çok rahatlıkla düşünebiliriz. Evet. Sizin antrenmana gelmeyle alakalı isteklerinizi biraz sonra paylaşacağım. Ve sonrasında da size Gökhan kardeşimiz bir dönüş yapar. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Teşekkür tarihinde de bir ilki online basın toplantısını da gerçekleştirmiş olduk. Ve inşallah bundan sonraki toplantılarımızı hep beraber yine kendi tesisimizde yüz yüze yaparız. Ama yine ben buradan özellikle bu süreçte çok büyük fedakarlıklar gösteren bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza, bilim adamlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Onların boşa gitmemesi için taraftarlarımızdan ve halkımızdan da hala yani bundan sonraki süreçte bile kurallara harfiyen riayet etmelerini özellikle istiyorum. Hepinize teşekkürler. İyi. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun.